Çok değerli basın mensubu arkadaşlarım, Anadolu Birliği'nin ve sivil toplum kuruluşların dernek başkanları ve yöneticileri ve çok değerli Anadolu'nun güzel insanları ve şu anda görev başında olan değerli güvenlik sorumlu arkadaşlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada bulunmamızın sebebini hepiniz yakinen iyi biliyorsunuz. Antalya'mızın uzun süreden beri gündemini işgal eden, Antalya halkı ve kale içini ziyaret eden turistlerin tepkisine neden olan tarihi Kesik Minare Camisi'ndeki fiziki değişiklik konusunda Türkiye'nin ve Antalya'mızın en önemli STK'larından olan derneklerimiz bu olayda sessiz kalması mümkün değil. Biz kamuoyunu işgal eden Kesik Minare Camisi'nin minaresinde yapılan değişikliğin oldu bittiye getirilerek kabul edilmesine karşı olduğumuzu bildirmek için buradayız. Antalya turizmin başkenti, dünya şehri bir ilimizdir. Burada kamu görevi yapan yöneticilerimizin biliyorsunuz ki belli bir görev süresi vardır. Bu değerli yöneticilerimiz görev süresi içerisinde kamuoyunu yakından ilgilendiren konularda karar verirken seçilmiş yerel yöneticiler ve STK'larla birlikte konuları müzakere ederek kararını almalarının daha doğru olacağına inanıyoruz. Kale içinin tarihi simgesi haline gelmiş olan Kesik Minare'nin restorasyon çalışmaları neticesinde minaresinin tamamlanarak yeni şekli maalesef kamuoyunda rağbet görmemiştir ve tepkilere yol açmıştır. Bu konuda Antalyalılar ziyarete gelen turistler son minareli şekliyle Kesik Minare'nin kabul görmediği ortadır, malumunuzdur. Biz sivil toplum kuruluşları olarak bu konuda demokrasinin gereği konunun Antalyalıların tercihini ortaya çıkaracak bir referanduma gidilmesini talep ediyoruz. Yapılacak referandum sonucu Kesik Minare konusu demokratik bir şekilde hal olarak sonuçlandırılmış olacaktır. Kale içinde yaşayan hemşehrilerimizin Antalyalıların tercihiyle sonuçlanacak referanduma atanmış kamu görevlilerinin seçilmiş yerel yöneticilerin hepimizin kamuoyunun saygı duyacağına inanıyoruz. Herkesi tarihi bir görev olarak düşündüğümüz Kesik Minare için eski hali mi yoksa yeni hali mi referandumu konusunda birlik beraberlik içerisinde karar verilmesi için yaptığımız bu tarihi çağrıya destek vermesini bekliyoruz. Burada mesele ne camidir, ne minaredir, ne bayraktır, ne ezandır. Elhamdülillah Müslümanız, Türkiye Cumhuriyeti'nde birer ferdiyiz. Anadolu insanıyız. Burada herkesin ibadetine bizim karışma hakkımız ve yetkimiz yok. Bizim buradaki tek amacımız, dünya milletlerinin Kesik Minare olarak bildiği ama oldu bittiye getirilen bu şekliyle ne tarihe, ne kültüre, ne de sanata uymadığını düşünüyoruz. Dinin sahibi Allah'tır. Peygamberimiz bellidir. Kur'an-ı Kerim'imiz bellidir. Bu ülkenin cumhuriyetini kuran değerli paşamız Mustafa Kemal Atatürk'ümüz bellidir. Yani bunu yeniden Amerika'yı keşfetmeye, yeniden bir şeyler uydurmaya, her sıkıştıklarından dini alet etmeye hiçbirinin hakkı ve yetkisi yoktur. Buraya kendileri belki 10 sefer gelmişlerdir. Ben 40 senedir buradayım, bu memleketteyim. Sırtımda har kilim satarak buralarda dolaştım. Bu memleketi, bu bölgeyi, bu minareyi çok iyi biliyorum. O zamanki haliyle dünya basınında alan yeri ve gelen ülkemizin de 81 ilden gelen halkımızın uğrayıp resim çektiğinin tek bir anlamı var. 3000 yıllık bir eserin 3 günde yok olmasıdır işte. Bugün kimin ilgisini çekiyor? Hepinize soruyorum. Şu hali mi güzel? Yoksa 3000 yıl önce şuradaki işlenmiş taşı mı güzel? Ne yaptılar? Boyadılar. Hani bizim gözümüzü boyuyorlar ya hep. Minareyi çaldılar ama bu sefer kılıfını uyduramadılar. Kılıf yanlış. Onun için bizim burada amacımız çok net ve belli. Biz bir siyasi amaçla burada değiliz. Hiçbir partinin temsilcisi ve mensubu da değiliz. Biz Anadolu'yuz, Anadolu insanıyız. Elhamdülillah Müslümanız, Türk milletiyiz. Biz bunun için buradayız. Yani bizi başka türlü değerlendirip, yok bunlar cami düşmanı, yok bunlar ezan düşmanı, yok bunlar bilmem minare düşmanı. Biz bugüne kadar camilerimizi, minarelerimizi yapanlardan olduk.
yıkanlardan olmadık, olmayız da. Bu konuda ben hepinizin duyarlı olmasını ve gerçekten bunun bir kültür meselesi olduğunu, bunun bir din meselesi olmadığını kamuoyuyla, basının aracılığıyla bütün dünyaya ve bütün ülkenin insanlarına duyurmak istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum katıldığınız için bu sıcakta. Bugün bakın şu engelli kardeşlerimiz de, bunlar aslında engelsiz. Bunlar bile duyarlı davranıp buraya kadar gelip sordum onlara. Dün beraberdik, kahvaltı yaptık. Memnun musunuz bu resimden, bu halden? Hayır, memnun değiller. Niye? Çünkü herkes doğala gidiyor, doğal. Yani siz o zaman gidelim Perge'yi de Aspendos'u da o kırıkları tamir edelim. O heykelleri düzeltelim. Boyayalım, sıvayalım. Nedir tarihimiz, bu mu diyelim? Niye ben anlamıyorum yani, neden zorlarına gidiyor? Niçin böyle bilgilendirmek, bir arada olmak, bizi işaret etmek zorundayız? Üstünlük takvayladır diyor. Yani bugün Peygamber Efendimizin hadis-i şerifleri var. Haksızın kasında sessiz kalan dilsiz şeytandır diyor. Biz ne yapalım yani, her şeye boyun eğelim. Biz onları ilgilendirmiyor bizi. O işin mali boyutları, kaça mal etmiş, kime vermişler, kim yapmış, hiç ama hiç bizi ilgilendirmiyor. Ama bizi ilgilendiren tek bir sebep var, neden var. O da bu güzelim tarihi eseri, bu güzelim kültürü yok etmelerine göz yuman yöneticilerdir bu tepkimiz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Söyle.